Merhaba arkadaşlar. Yine 9. sınıf sıfırlar 3 genel tekrar kitabınızda 9 nolu testle karşınızdayız. Birinci sorumuza bakıyoruz. Sıcaklığı arttırılan saf bir sıvının niceliklerinden değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi sıcaklık artarsa viskozite ne olur arkadaşlar? Azalır, öyle değil mi? Yani oda koşullarındaki bal daha akıcıdır, viskozitesi düşmüştür. Sıcaklık artarsa buhar basıncı ne olur? Artar. Kaynama noktasını ise sıcaklık değiştirmez arkadaşlar. 25 derecedeki saf suyla 50 derecedeki saf suyu düşünün. İkisi de aynı ortamdaysa kaynama noktası 100'dür yorumunu yapabiliyoruz. Buna göre azalır, artar, değişmez olan B şıkkını işaretledik. Sıvılar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Tanecikler arasındaki boşluklar gazlara göre azdır. Evet, doğru. Çünkü biz şunu biliyoruz. Katılar sımsıkıdır. Sıvılar bir tık boşluklu. Gazlar ise birbirinden bağımsız. Bu durumda gazlara göre boşluklar biraz daha azdır. Her sıcaklıkta buharlaşabilirler. Bu çok önemli. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Yani yatmadan önce başucunuza bir miktar su koydunuz. Sabah uyandığınızda o su muhakkak kütle olarak azalmıştır. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Tanecikleri öteleme hareketi yapamaz demiş. Sıvılar arkadaşlar titreşim ve öteleme hareketi yapar. Bu yanlış oldu. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan. Buharlaşma ve buhar basıncı ile ilgili ifadeler verilmiş. Doğru yanlış şeklinde yapılan değerlendirmelerden hangileri hatalıdır sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi saf sıvıların buhar basıncı dış basınç arttıkça artar. Dikkat! Dış basınç arkadaşlar buhar basıncını etkiliyor muydu? Etkilemiyordu. Tekrar söylemiş olalım. Buhar basıncını STS dediğimiz sıcaklık tür safsızlık etkiliyor. Bu durumda arkadaşlar bunun yanlış olmasını bekleriz. Yanlış olmalıydı bu ama doğru demiş, hatalıdır. Rüzgar nem ve sıvının yüzey alanı buharlaşma hızını etkiler. Tabii ki etkiler. Rüzgarlı havada daha hızlı buharlaşma gerçekleşir. Buna yanlış demiş, üzgünüm, bu da hatalı. Buharlaşma olayında maddenin düzensizliği artar. Evet, bakın buharlaşma sıvının gaz haline geçmesi demek. Biz biliyoruz ki gaz halindeki maddeler daha düzensizdir. Bunun da doğru olması lazım. Bu durumda hepsi hatalı oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne. Yukarıda verilen kaplara belirtilen sıcaklıklarda saf sular konuyor. Sıcaklıklarını incelersek 10 derece, 20 derece ve 30 derece. Belirli bir süre sonra kaplardan ayrılan sıvıların miktarları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yani kaplardan ayrılan derken aslında buharlaşan gaz molekülleri arkadaşlar. Buharlaşan gaz molekülleri miktarlarını sorguluyor. Kim daha fazla buharlaşır diyor bizim için. Bu A dediklerimiz de kaplarımızın yüzey alanı. Şimdi şöyle yapalım. Önce sıcaklığı eşit olan ikinci ve üçüncü kaplarımıza bakalım. Sıcaklıkları eşitken yüzey alanı büyük olan vatandaş daha fazla buharlaşmaz mı? Değil mi? Bu durumda 3'ün buharlaşması 2'den fazladır. Şimdi yüzey alanı ikisinde eşit olan birinci ve ikinci kabımızı kıyaslayalım. Bu kez sıcaklığa bakacağız. Sıcaklığı büyük olanın buharlaşması daha fazladır, öyle değil mi? Yani 2'nin birinci kaptan daha fazla buharlaşması lazım. Bu durumda arkadaşlar hangisi doğru oldu? 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. Yani doğru cevabımız Denizli oldu. Yine size bir taktik söyleyeyim. Bu kıyaslama sorularında ikili ikili ele alın. Bakın biz önce hangi ikiliyi ele aldık? Sıcaklıkları eşit olan ikinci ve üçüncü kabı ele aldık. Farklılığı olan yüzey alanından sıraladık. Daha sonra da yüzey alanları eşit olan birinci ve ikinci kabı aldık. Burada da sıcaklıklar farklı, sıcaklığına göre sıralamış olduk. Normal erime ve kaynama noktaları verilen X, Y, Z maddeleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Erime noktaları ve kaynama noktaları verilmiş arkadaşlar. Tek tek irdeleyeceğiz. X oda sıcaklığında sıvı halde mi bulunur? Oda sıcaklığı dedi 25 derece. Hemen X'e baktım. 25 derece şu arada bir yerde, öyle değil mi? Arada bir yerde ise eğer bu adam erimiştir ama kaynayamamıştır. Bu durumda sıvı halde bulunur, doğru. 70 derecede buhar basınçları demiş. Şimdi 70 derece arkadaşlar bakın X'in kaynama noktasından düşük.
Y'nin kaynama noktasından düşük, Z'nin de kaynama noktasından düşük. Yani bunların hepsi sıvı. Buhar basıncını kime göre kıyaslıyoruz arkadaşlar? Kaynama noktasına bakın. Kaynama noktası büyük olan vatandaşın buhar basıncı düşük olmalı ki bu adamın kaynama noktası yüksekse moleküller arası çekim kuvveti yüksektir. Ortama buhar vermek istemez. Kimin kaynama noktası yüksek? Z'nin. Z'nin kaynama noktası yüksektir. Yazalım isterseniz. Y'den o da yüksektir. X'ten. Bakın bu kaynama noktası sıralaması. Lütfen dikkat. Buhar basıncını istiyorsa bunun tam tersini almak zorundayız. Tam tersi olmalıydı. O halde B şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı kaplarda bulunan sıvılar ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Bakın kapalı kaplarda buharıyla denge halinde bulunur. Şöyle düşünün arkadaşlar, ağzı kapalı bir kabımız var. İçerisine bir miktar işte sıvı koyduk. Bu sıvı muhakkak buharlaşacak ama kap kapalı olduğu için buharın gitmesine izin vermiyoruz. Sürekli bir buharlaşma yoğunlaşma gerçekleşecek. Hatta buharlaşma hızının yoğunlaşma hızına eşit olduğu anda bizim için artık denge buhar basıncından bahsedilebilir. Bu durumda birinci öncülümüz doğru. Kabın hacmini alır. Şimdi sıvılar arkadaşlar, hani ne kadar doldurursanız, bakın burada büyük bir kabım vardı, yarısının hacmini aldı. Tüm kabın hacmini alamaz, üzgünüm. Ama gazlar olsaydı hangi ortama salarsanız salın bulunduğu kabın hacmini alır yorumunu yapardık. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi azaltılırsa buhar basıncı artar demiş. Kabın hacmini azaltırsanız arkadaşlar daha az buhar olacaktır. Yani ben bu kapa, bazen pistonlu kaplar veriyorlar bize, bu kapa aşağıya doğru gittiğimi düşünün. Bu durumda şuradaki buhar miktarınız azalacak arkadaşlar. Yani buhar basıncı artar cümlesi de maalesef yanlış. Kim doğru oldu? Yalnız bir, yani Adana. Şekildeki kapta 25 derecede buharıyla dengede olan su bulunmaktadır. Bakın görüyorsunuz. Buna göre diyor ki kaptaki suyun buhar basınçları hangisinde doğru verilmiştir? Tek tek arkadaşlar bunları inceleyelim beraber. Sabit sıcaklıkta suyun yarısının boşaltılması. 50 derecede bir miktar su eklenmesi. Aa süper. Bakın bir sıcaklık yakaladık. Farkında mıyız? 25 dereceye 50 derece. Sıcaklığı arttırırsak eğer buhar basıncı ne olacak arkadaşlar? Artacak. Bu durumda 2'nin buhar basıncı yüksektir diyebiliriz. Üçüncü öncülü de H2O sıvısının sıcaklığını 10 dereceye düşürmek demiş. Aa burada da bir sıcaklık yakaladık. Sıcaklığı azaltırsak peki ne olacaktır? Sıcaklığı azaltırsak bunun buhar basıncı düşecektir. Yani 2 büyüktür 1'den. Sabit sıcaklıkta suyun yarısının boşaltılması da arkadaşlar hiçbir şeyi değiştirmez. Yani burada arkadaşlarım suyun yarısı gitti, yarısı gitmedi. Buhar basıncı nelere bağlıydı? 3 şey, sıcaklık, tür, safsızlık, hiçbir şey değiştirmedik. Burada önemli olan sıcaklık kavramıdır bizim için. Eğer sıcaklığı arttırırsanız buhar basıncı artar. Yani ikinci öncülde buhar basıncı maksimum, üçüncü öncülde ise buhar basıncı minimum olur. Burada da ise hiçbir şey değişmeyeceği için orta seviye düşünebiliriz. Yani 2'nin buhar basıncı yüksektir 1'den, o da yüksektir 3'ten yorumu yapabilirim. Cevabımız ne oldu? 2, 1, 3, yani Denizli. X, Y, Z sıvılarının tanecikler arası çekim kuvvetleri X, Y, Z şeklidir. Bakın bu sıralama aslında kaynama noktası sıralaması. Buna göre aynı şartlarda bulunan X, Y, Z sıvıları ile ilgili hangisi doğrudur sorusunun cevabını arıyoruz. Buhar basıncı en büyük olan Z midir? Bakın kaynama noktası küçükse buhar basıncı büyüktür değil mi? Kaynama noktası küçükse buhar basıncı büyüktür. Ters orantılı. Kaynama noktası en küçük olan Z ise birinci öncülüm doğru. Kaynama noktası en büyük olan X'tir. Bunu zaten söylemiştik. X'in viskozitesi Y'nin viskozitesinden büyüktür. X'in kaynama noktası daha büyükse moleküler çekim kuvveti daha büyüktür. Kaynama noktasına bağlı olarak viskozitesi daha büyüktür yorumunu yapabiliriz. Demek ki cevabımız Edirne oldu. 1, 2 ve 3. Sıvıların denge buhar basıncı hangi faktörlere bağlıdır? 3 kere söyledik, 5. kez söylüyoruz. S, T, S. Sıcaklık, tür, safsızlık. Sıcaklığa bağlıdır.
Sıvının cinsi zaten tür olarak anılabilir. Bir de saflık, safsızlık, gördüğünüz gibi bir sıvının buhar basıncı yalnızca zaten bu üç seçeneğe bağlı. Bu durumda cevabımız Edirne. Belirli bir yükseltide termometre ile ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık denir. Hissedilen sıcaklık ise gerçek sıcaklık ve bağın neme bağlı olarak değişen bir değerdir. Evet arkadaşlar, hava durumlarında işte bugün sıcaklık 30 derece ama hissedilen 41 gibi yorumlar bol miktarda görmüşsünüzdür. İşte bunun sebebi sıcaklık ve bağın neme. Aşağıda bir bölgede farklı zamanlarda ölçülen sıcaklık ve bağın neme miktarları verilmiştir. Bu şartlarda hissedilen sıcaklıkların kıyaslanması nasıldır? Şimdi arkadaşlar gene ikili ikili düşüneceğiz. Şöyle düşünün. Bağın nem 20'ye 20 değil mi? Gerçek sıcaklığı fazla olanın hissedilen sıcaklığı da fazladır. Yani direkt ne diyebiliriz biz burada? T2'nin T1'den yüksek olduğunu söyleriz. Sonra rengimizi değiştirelim. Tekrar yorumlayalım. Gerçek sıcaklıkları eşit olan 40'ar derece bakın görüyorsunuz. Bağın nem oranı fazla olan bölgenin hissedilen sıcaklığı da fazladır. Öyle değil mi? Yani T3'ün de bunların ikisinden büyük olması lazım. T3 büyüktür, T2 büyüktür, T1 cevabını arıyoruz. T3 büyüktür, T2 büyüktür, T1. Demek ki cevabımız Bursa. Yukarıda H2O katısından H2O sıvısı elde edilen bir tepkime söz konusu. Bakın bu bir hal değişim tepkimesidir, öyle değil mi? Hal değişim tepkimesidir. Hatta bunun erime olayı olduğunu söyleyebiliriz. Bir madde erirken ısı almalı, yani endotermik bir olay söz konusu. Tanecikleri öteleme hareketi kazanır. Biliyoruz ki sıvılar arkadaşlar öteleme yaparlar. Yani katılar titreşim, sıvılar titreşim artı öteleme şekli düşünebiliriz. Düzensizlik artar. Evet, bir sıvı katıya göre daha düzensizdir. Bu durumda 1, 2, 3 hepsi doğru olacak sorumuz. Oda sıcaklığında bulunan gliserin, su, etil alkol sıvılarının viskoziteleri. Gliserin büyüktür, etil alkol, o da büyüktür, su. Bu üç sıvı ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi akıcılığı en fazla olan sudur, öyle değil mi? Çünkü viskozitesi en düşük olan bu. Birinci öncülüğümüz doğru. Gliserinin tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri etil alkole göre daha yüksektir. Gliserinin viskozitesi daha yüksekse moleküler çekim kuvveti de daha yüksek olacak. İkinci öncül de doğru. 30 derecedeki gliserinin viskozitesi ile 50 derecedeki suyun viskozitesi eşit olabilir. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Başlangıçta bunların ikisi de 25 derece. Öyle değil mi? Gliserinin viskozitesi 30 derecede birazcık evet azalır. Ama 50 derecedeki suyun viskozitesi, su zaten çok çok akıcı. Bunları eşitlemek istiyorsa eğer gliserinin sıcaklığını daha da arttırıp suyun sıcaklığını azaltmalıydı öncülümüz. Bu durumda üçüncü öncül yanlış. Kim doğru oldu? 1 ve 2, yani Ceyhan.